Evet, merhaba sevgili seyirciler. Bugün grup toplantısından dolayı biraz geç yayınımıza başladık. Ben Enver Aysever. Saatler 11. Gündeme not düşmek için Hazal'la birlikte hazırladığımız bu yayında size elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de, dünyada neler olup bittiğini anlatırken bir taraftan benim yorumlarım, bir taraftan konukların varlığıyla birlikte hep beraber programı yapacağız. Şunu söylemek istiyorum açıkçası. Bu salı toplantılarıyla ilgili öteden beri ben hiç iyi bakanlardan birisi değilim. Bu Sayın Akşener'e ilgili özel bir durum değil ya da Sayın Erdoğan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na özel bir durum değil ya da farklı sıkça genel başkan değiştirmek zorunda kalan mahkumiyetlerden dolayı HDP için geçerli bir durum değil, Sayın Sancar için geçerli bir durum değil. Bu durum bir hamaset meselesine dönen salı toplantılarının toplumun gerçek sorunlarına işaret etmemesiyle ilgili. Yani şöyle bir şey oluyor, zaten salondakiler sizin sevenleriniz, partilileriniz vesaire, siz çıkıyorsunuz, meydana geliyorsunuz, ver Allah, vur Allah, alkış, kıyamet. Zaten oradan çıktığı zaman insan %1'lik parti bile olsa kendisini dünyanın sahibi zanneder. Halbuki keşke şöyle bir imkan olsa, bir gün mesela Sayın Erdoğan CHP grubunda konuşsa, bir gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da AKP grubunda konuşsa, oradaki insanlar da saygı gösterseler ve birbirlerini dinleseler, soru cevaplı olsalar ve canlı yayınlansa, biz de görsek birbiriyle rakip olanlar birbirlerine ne soruyorlar diye. Bu fikrimin bir ütopya olduğunu biliyorum ama inanın buna ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Çünkü acayip bir şey. Sizi alkışlayan bir kitle var. Ondan sonra o kitleye siz de anlattıkça anlatıyorsunuz. Vallahi içinizden herhangi biri de o kitleye gitse alkışlayacak. Alkışlayanlar aman genel başkan beni görsün, eksikliğimi hissetmesin diye orada. Milletvekilleri zaten mecbur, önde oturuyor. Misafirler hadi büyük beklenti içerisinde olmayabilir, partililer. Ama parti örgütlerinde olanlar falan aman ne olur ne olmaz. Beni görürse iyi olur. Yarın milletvekili adayı olur muyum, olmaz mıyım? Gözüm kırpılır mı vesaire diye düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'de aslında genel başkanların eleştirdiği demokrasinin yokluğu parti içi demokrasiden başlıyor. Genel başkanlar hiç bana kızmasınlar, darılmasınlar, alınmasınlar. Onlar da partilerinde tek adam rejimi uyguluyorlar. Hangi biri doğru dürüst ön seçim yapıyor? Hangi biri seçmenin oyuna dayalan vekilleri meclise götürüyor? Sonuç itibariyle kalkıyorlar. Diyorlar ki sen milletvekili olacaksın. Sen il başkanı olacaksın falan. Büyük oranda böyle. Bu da Türkiye'de demokrasinin daha çok uzun yolu olduğunu gösteriyor. Diler ve isterim ki halka hesap veren vekiller olur. Diler ve isterim ki halkın seçtiği insanları halkın denetleyebileceği bir mekanizma olur. Ve bu vesileyle de işte bu sorunlar çözülür. AKP'nin %50 barajını getirirken keşke biraz şu partiler kanununa falan da baksak da o %7 barajından daha önemli sorunlarımızı da ortaya koysak. Hayatın her yerindeki tek adamlardan kurtulsak, hayatın her yerindeki tek kadınlardan kurtulsak, onun yerine çoğulcu, fikre, düşünceye, yaratıcılığa, dünyaya açık bir mantık oluşturabilsek. Bu benim hayalim falan olarak da söylemiyorum. Netice itibariyle Türkiye'de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Salı toplantılarına hoşlanıyor musunuz, hoşlanmıyor musunuz? İçimde kalacak, söylemek zorundayım. Bu salı toplantılarına gıcıklığım aslında Sayın Deniz Baykal döneminde başladı. Çünkü Baykal'ı haftanın 6 günü genel merkezde onunla konuş, bununla konuş, randevu falan yaptığını bilirdik. Oturduğu koltuktan da pek katmazdı. %20 oyun üzerine otururdu ve nihayetinde böyle vaziyeti idare ederdi. Salı günleri de çıkıp şov yapardı. Kutlama telefonlarını alırdı. Türkiye yıllarca CHP'nin o %20 bandında can çekişe çekişe bu hallere geldi. Dolayısıyla başta Sayın Baykal'ın o salı toplantılarında fevkalade içi sıkılmış bir kimse olarak şimdi de önüne gelenin salı toplantısında salla vur bilmem ne yaptığını görüyorum. Asıl olan şu. Siz diğer partinin partililerini, onların zor sorularını da cevaplayabilecek durumda mısınız? Önünüzde o yazı akmadan doğaçlama olarak memlekete dair düşündüklerinizi söyleyebilecek durumda mısınız? Bakın şımarıklık yapmayalım ama bizim önümüzde kalem yok, kağıt yok, bilgisayar yok. Düşündüklerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Buradan da hareketle soru da sorabilmek istiyoruz. Hepinize merhaba. Merhaba demek bizim adetimiz. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum orada olduğunuzu bana hissettirin. Nasıl hissettireceksiniz? Bir, ilk önce merhaba diyeceksiniz. İki, sabah yine geldiğimde Fırat başıma dikildi. Fırat bizim sosyal medyamızın işte Tele1'in başında olan arkadaşımız. Tabii gelir gelmez aman abi işte seni YouTube'dan da izliyorlar. Onları unutma falan. Tamam. O yüzden lütfen YouTube'a da yorum yapın. Ben onları okuyorum. Benim Instagram'ıma, benim Twitter'ıma, WhatsApp'a görüşlerinizi yazın. Birinci soruyu sordum. Salı toplantıları sizi baydı mı, baymadı mı? Benim görüşüm baydı. Gelelim ekmeğe.
ekmek diyorum aslında, pide. Efendim, pide ile ilgili önümüzdeki dönemde bir Ramazan sürecinde bir pide duygusu olacak. Hem küçüldü hem zamlandı. 330 gram Ramazan pidesi 6 lira oldu. Günün haberlerinden bir tanesi bu. Niye bu? Şunu söylemek istiyorum. Açıkçası ben öyle çok inançlı, oruç tutan, nihayetinde bu meselelere kafa patlatan bir kimse değilim. İnançlı insanlara saygım var ama meseleye oradan bakan birisi falan da değilim. Ancak pide yemek için inançlı olmak gerekmiyor. Şöyle düşünün, pide çıkmış fırından taze taze, daha yolda bile çocukken pideyi alırdık. Annem zaten fazla aldırtırdı. Neden? Çünkü ben eve gelene kadar yarısını yemiş olurdum. O sıcacık pidenin lezzeti dünyada başka hiçbir yerde yoktur. Ve oruç tutan insanlar işte eve gelen o sıcacık pidenin kuyruklar olur. Ama o kuyruk pahalı olduğu için değil, sıcak pideyi eve götürmek içindir. İbadet eden insan o ilk lokmayı almanın heyecanıyla müthiş bir mutluluk duyar falan. İbadet etmeyen çoluk çocuk ve başka inançlarda olanlar da onlardan alıp mutlu olur, yer, o hazzı taşıyarak bir şekilde akşam yemeğini neşelendirir. Tıpkı Paskalya çöreğinin varlığı gibi pide de bizim kültürümüzün doğal bir uzantısıdır. Aç parantez şunu söyleyeyim, ekmek zararlı, pide de zararlı ama insanları ekmeğe, pideye mahkum olan bu zihniyet artık onu da yiyemeyecek hale getirdi. Hem küçüldü hem zamlandı. 330 gram Ramazan pidesi 6 lira oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Sofranıza koyduğunuz sıcak pideyi bile artık alamayacak hale gelmiş olmanız düşündürücü, acıklı ve daha da ileri götürebilirim ki aslında Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun somut göstergesi. Size soruyorum, pidenin 6 lira olmuş olan bu pidenin eve ekmek götürecek olan yoksul, gariban, garip kuraba açısından önemini fark ediyor musunuz? Ediyorsanız eğer buna çözüm düşünebiliyor musunuz? Askıda ekmeğin olduğu bir memlekette insan gerçekten ıstırap çekiyor. Bakalım halk ekmek buna yönelik nasıl bir tutum takınacak? Bu bugünün bence en önemli konusuydu. Sayın Meral Akşener'in konuşmasını izledik. Onlarla ilgili notları aldık ama saatime bakayım. Hemen 3-5 dakika içerisinde size dünkü grup toplantılarından öne çıkarttığımız notlara götürmek istiyorum. Önemli notlar var. Hazalcığım bir görelim. Evet, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'la ilgili olarak annelerinin yanına gitmeye cesaret edemedi suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Diyen kim? Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi Sayın Bahçeli öyle bir halde, öyle bir tutumda meseleyi götürüyor ki Diyarbakır'daki annelerin yanına gidip gitmeme meselesi o kadar önemli değil. Çünkü o annelerle görüşüp görüşmeme meselesi önemliydi. Nerede olduğundan ziyade hakikatin içerisinde olabilmek önemli. O anneler geldiler, Sayın Kılıçdaroğlu ile konuştular. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de çok kritik fay hatlarını onarmak için çaba gösteriyor. Yöntem doğru mu, eğri mi, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama orada Tahir Elçin'in eşiyle de görüştü. Evlatlarını bu savaş süreci gibi düşük yoğunluklu savaş olarak tarif eden akademisyenlerin Türkiye'de terör sorunu olarak algılanan ama nihayetinde Türkiye'nin kanayan yarası. Nedir o kanayan yara? Kendi yurttaşlarımız, netice itibariyle dağa çıkanların aileleri de burada. Kimisi kandırılmış gitmiş diyor, kimisi gönülden gitti diyor. Ama Türkiye'ye dair, bu dünyanın en güzel memleketine dair aidiyet duygusunu yitirmiş olduğunu düşünen insanlar çok. Onlara dair bir yapıcı ilişki kurmaya çalışıyor. Bence önemli. Diyarbakır cezaevi, işkence cezaevi, faşist Kenan Evren ve arkadaşlarının Kürt çocuklarına, babalarına işkence yaparak seyrettirildiği o günlerden bu tarafa bir onarım içerisinde olmak istiyor. Bunu önemsiyorum. Ama Sayın Bahçeli böyle bir sorunun yok olduğunu söylüyor. Ben Sayın Bahçeli'nin bir yurtsever olarak yıllar öncesinde Türkiye'nin o darbe döneminde Kürt yoktur, kart kurt vardır gibi abuk sabuk lafları söyleyenler karşı burada asıl yurtseverliğin, asıl kardeşliğin sağlanması için bunu başka bir yerden bakması gerektiğini düşünürdüm. Ama bunu yapmadı. Cevap geldi. O cevaba da lütfen bakalım. Hazalcığım gönder onu. Kılıçdaroğlu enteresan, ileri ve çok çarpıcı bir cevap verdi. Ben giderim, sen gidemezsin dedi. Şimdi düşünün, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir üyesi. Yani bir milliyetçi. Milliyetçiliğin temel meselesi de onlar açısından ne? Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü. Yurdumuzun bölünmez bütünlüğünün bir göstergesine toprak. Yani bu yurtta, bu memlekette herhangi bir vatandaşta, siyasi de, her kim olursa olsun yurdumuzun her yerine özgürce gidip orada yaşayabilmeli. Diyarbakır'daki Bodrum'a gelecek, Bodrum'daki Van'a gidecek, Van'daki Edirne'ye gidecek, Edirne'deki Antakya'ya gidecek, Antakya'daki Trabzon'a gidecek. Herkes her yere gidecek. Bu memleket bizim.
bizim memleket sevdasıysa böyle. E peki niye Kılıçdaroğlu ben giderim sen gidemezsin dedi? Çok enteresan bir şey var. O da şu, Deniz Baykal döneminde özellikle Recep Tayyip Erdoğan Bey Baykal'a diyordu ki siz oralara gidemezsiniz. Hatırlayın. Çünkü sert ulusalcı bir milliyetçi yapı vardı. CHP %20'lere tıkılmıştı. Bakın bugün ikinci defa aklıma geliyor. Oysa ki CHP döneminde 1980'den önceki Ecevit döneminde Kürt siyasetçilerinin pek çoğu bu hareketlerin içinde yer alır. Oralarda birinci partilerdi. Dünya değişti. İki kutuplu dünya yıkıldı ve ardından da neoliberal siyasetler mikro milliyetçiliği de arttırdı. Ve şimdi onun ardından Türkiye'de birlik bütünlük için Kemal Kılıçdaroğlu yeterli mi bence değil. Daha ileri adımlar da atılabilir ama ben giderim sen gidemezsin diyor. Az şey değil bu. Aslında Erdoğan'ın geçmişte rahatlıkla söylediği silahını elinden alıyor. Evet bunu da geçiyoruz ve bu Kürt meselesindeki Kürt seçmenin Türkiye'deki kilit rolüne dair iyi düşünmemiz gerektiğini size söylemek istiyorum. Neden derseniz İstanbul'un kazanılmasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı açısından Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Mersin gibi şehirlerin içerisinde çok önemli Kürt seçmen var. Ve bu insanlar HDP'ye ait olan oylarını geldiler belediye başkanlarına verdiler. Yani bu ülkede bu insanların oylarının değerli olduğunu da hissettirmek gerekir. Açık söyleyeyim, Kürt seçmene şöyle davranmak doğru bir tavır da değildir. Biz senin seçtiklerinle yan yana fotoğraf vermeyiz. Bunu yapamayız. Çünkü birileri üzülür, kırılır. Bu doğru değil. Türkiye'nin ayrısı gayrısı olmayacaksa her siyasetçi direğe direğe görüşebilmeli. Her yurttaş eşit oy hakkına sahip olduğunu, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu gösterebilmeli. Açık söyleyeyim, bu da milliyetçi ve hatta azgın milliyetçi, ırkçılığa varan söylemlerle olacak iş değildir. Bütün bunlar bana sorarsanız emek merkezli bakışla, kadın erkeğin eşit olduğu, emeğin en yüce değer olduğu bakışla sağlanabilir. Bu ülkenin ötekisi olmamalı. Öteki nedir? Yani merkezde ülkenin kendini sahipleri sayan bir grup, bir de ötekiler var. Anımsayın, eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri ve ideolojik olarak ona yakın olduğu varsayılan cumhuriyetçiler, biz ülkenin sahibiyiz der diye bir tavırda oldukları söylenirdi. Kürtler, işte muhafazakarlar vesaire öteki olarak algılanırdı.